Türkiye'nin bu riskleri yönetebileceği kanaatindeyim. Nasıl yönetebilir? Neticede Türkiye, Amerika ile NATO başta olmak üzere çok sayıda tatbikat yapmış bir ülke. Pekala belli bir saat öncesinde biz buraya şu bölgeye operasyon yapacağız, çekilin dediğinizde Amerikalıların çekilme hızı da bilinir. Dolayısıyla bu yönetilebilir ama bu bir tabii karşı tarafa bir oldu bitti haberidir. Yani sadece çekilebileceği kadar vakit verirsiniz, daha fazlasını vermezsiniz ve oraya operasyon yapmayı da ortak karar almamışsınızdır. Şimdi meselenin kritik yeri burası. 48 saat önce haber verilmişti Amerikalılara. 48 saat çok uzun bu. 48 saat çok uzun ama şöyle bir şey, yani neticede ben buraya operasyon yapıyorum, çekil demektir bu. Yani eğer Amerika oradan çekilmiyorsa, siz operasyon yaptığınızda ve orada asker ölecekse, o zaman bu başka bir tavırdır zaten. Onun da karşılığını kendisi hazırlayacaktır demektir. Ben açıkçası hani yapılan bütün diplomatik müzakerelerde biz de askeri olarak karşılık veririz havası görmedim. Aksine Türkiye eğer tek taraflı olarak müdahale ederse, işte Rusya'yla, İran'la, Esed rejimiyle karşı karşıya kalırsınız gibi daha ikincil meseleler söyleniyor. Türkiye'nin ne tür bir operasyon yapacağı da önemli. Nereye yapacağı da önemli. Yani Amerika'nın çok fazla askeri varlığının olmadığı yerlere böyle bir deklarasyonla mı yapacaksınız? Yani eskiden konuşuluyordu, işte dar kapsamlı yağ damlaları şeklinde bir operasyon mu yapacaksınız, yoksa çok daha büyük kapsamlı bir operasyon mu yapacaksınız? Nereden başlayacaksınız? Konuşulan hep işte Tel Aviv ve Sulayn arasında girmek gibi. Şimdi bütün gerçi neticede konuşulan bölge de orası. Evet. Ama çok başka ortak şeyler de olabilir. Merkezi de orada Akçakale'de. Evet. Türkiye'nin başka operasyon tercihleri de olabilir. Şimdi biz bunların hepsinin çalışıldığını ve masada olduğunu biliyoruz. Şimdi kritik mesele aslında Amerika ile yürütülen askeri koordinasyondan ziyade siyasi koordinasyon. Yani Cumhurbaşkanı Trump'la özel bir tarzı var, bir ilişkisi var. Zaman zaman görüşerek bir takım sıçramalar yapmaya çalışıyor. Özellikle bu, hatırlayın, S-400 krizinin daha hafif geçmesi, F-35'lerle ilgili acaba Türkiye geriye döner mi dönmez mi tartışmasının devam ediyor olması, 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine gitme hedefi, işte acaba bir serbest bölge anlaşması imzalanabilir mi vesaire. Yani bu konularda ilişkilerin belli yürüdüğü bir düzlem var, siyasi düzlem. Bence bu düzlemin zarar görmemesi asıl daha birinci öncelikli mesele. Eğer Cumhurbaşkanımız bu gündemi ben Başkan Trump'la yönetebilirim kanaatine varırsa, O an yani ve denkleme de bakacak. Çünkü muhatapların diğerleriyle konuşuyor. Farkındaysanız Rusya güvenli bölgeyle daha olumlu şeyler söylemeye başladı Türkiye'nin lehine. Adana Sözleşmesi'ni hatırlatsa bile daha olumlu şeyler söylemeye başladı. Ve içeride de anlaşılan o ki o milli ordunun kurulmasıyla birlikte bir toparlanma söz konusu. Ben Türkiye'nin o bölgeye ilişkin askeri bilgisinin, istihbaratının çok güçlü olduğu kanaatindeyim. Eğer girilecekse bunun ne kadar silah tahkimatı yapılmışsa bile, yani gerçi bunda gecikmenin her türlü zarar vereceği aşikardır ama bunu yapabilecek bir konumda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla siyasi denkleme bakacak Cumhurbaşkanımız ve askerinde hazır olduğunu ben düşünüyorum şu noktada. Bunun başlangıcını yapmayı hazır hissettiği anda, yani geçen hafta da konuşmuştuk, ben muhtemel görüyorum yani Ekim ayını, başka bir şey olmazsa yani. Tamam, bir ani bir telefon görüşmesi olur. Orada bir nitelikli adım atılır. Buna çok hazır bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Ve en kritik konuda şu, tekrar altını çizeyim. Türkiye kamuoyu buna çok hazır. Yani insanlar niye Türkiye operasyon yapmıyoruz noktasına geldi. Tabii. Ama bakın böyle kolay bir şey değildir. Yani dünyanın hiçbir demokrasisinde bu bir savaş. Evet. Yani savaşa bu kadar hazır olunmaz. Bunda Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir malzemeyi muhalefetin elinden aldığını düşünüyorum. O da mülteciler üzerinden popülizm yapma meselesi. Evet, mülteci meselesi Türkiye'de çok kritik bir yere gidiyor. Yine fark etmişsinizdir, 9 yaşındaki bir çocuğun kendisini asmasıyla beraber, yani bizim gerçekten mültecilere yönelik çok ciddi bir içeride kampanya başlatmamız lazım. Ama Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Güvenli bölgenin meselesini mültecilerin kaderiyle YPG ile mücadele, ikisini bir araya getirdi. Bunu sadece içeride kamuoyunun hazır olması açısından değil, AB'ye baskı yapmak açısından da gösterdi. Ve bence bugün dünyada Suriye'ye dair kimsenin bir çözümün olmadığı yerde tek çözüm önerisi olarak hem de kamuoyu hazırlanmış oldu. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanımızın siyasi denklemler açısından bakarak, yani Amerika ve Rusya liderleri yaptığı denklemlere bakarak zamanlamaya karar vereceğini ve
zihnindeki bir şeye kaldığını düşünüyorum yani. Evet, basın düğmeye demesine kaldığını düşünüyorum. Aslında